Evet, en son iç mekan kanal modellerindeydik. 802.11'i gördük. Sonra da Thales Valenzuela SV kanal modelini görmüştük. Bunun 802.11'den farkı biraz daha karmaşık olması. Çünkü 802.11'de path delay'leri burada yazdığımız gibi eşit aralıklı. Örnekleme zamanımız neyse, pardon. Örnekleme zamanımız neyse o kadar aralı, o ve katları üzerinde yer alıyor sadece gecikmeler. Öyle yer alabiliyor. Tabii gerçek hayatta böyle olması mümkün değil. Ama yine de 802.11 gerçeğe yakın, makul bir modeldi. SV'de ise bu gecikmeler rastgele, tamamen rastgele. Bir ana yansıtıcılar olduğunu varsayıyor. Bunlara öbek deniyor. Ana yansıtıcılar etraftaki bir duvar, bina, yani büyük şeyler. Bir de belki de o büyük yansıtıcının üzerindeki girinti çıkıntılardan, pürüzlerden dolayı onunla beraber, onun içerisinde yer alan ufak yansımalar, yollar var. Ana yansıtıcıların, yani cluster, öbek dediğimiz şeylerin Poisson sürecine göre geldiğini varsayıyor. Bunun da oranı büyük lambda ile ifade edilmiş. Bir de daha hızlı bir şekilde gelen her öbeğin içindeki küçük yollar var. Onların da küçük lambda Poisson sürecine göre geldiği söyleniyor. Ve burada onlar ifade edilmiş. Şimdi bu grafikleri nasıl çıkarttığına bir bakalım. O nedenle bu böyle kodumuzu açalım. İlk cluster'ın, ilk yolunun power'ının 1 olduğu varsayımı var burada. Böyle bir parametre girilmiş. 1000 tane şey üretiyoruz. Bağımsız örnek 1000 tane kanal üretiyoruz. Şimdi büyük lambda 0,02. Yani saniyede 50 defa diyebiliriz. Bunlardan pardon 50 saniyede bir diyelim ki büyük cluster'lar geliyor. Ray'ler de, ışınlar da 1 bölü 2,5 saniyede bir geliyor. Tabii ki ikinci birinciden çok daha büyük olacak. Onun şüphe yok. Gama parametreleri bakalım. Evet. Şöyle evet. Bu bir öbeğin gücünün ne kadar hızlı zayıfladığı büyük gamayla öbekteki bir ışının gücünün de gecikmeye göre ne kadar hızlı zayıfladığı küçük gamayla ifade ediliyor. Bu şekilde. Log normal shadowing de var bu modelde. Log normal shadowing de var. Evet. Şimdi bir power delay profile lambda e üzeri eksi lambda T1 T1 sıfırdan 300'e üstel şey üretiyor. Exponential rastgele sayılar üretiyor. Bu şekilde. Şimdi bunları çizdirmiş. Bakalım. Şeyi nerede çağırıyor? Modeli nerede çağırıyor? Şu ikinci fonksiyonu nerede çağırdığına bakalım. Şurada. Bunlar ideal şeyler. İdeal üstel şeyler. Yani idealle simülasyonu karşılaştıracak. Tamam mı? Yani bu
büyük klasterların geliş zamanlarının dağılımı idealde exponential. Bu da küçük raylerin, ışınların geliş zamanları. Bunlar idealler. Histogramları çizdirmiş. Bunları geçiyorum. Asıl bakıyorum şuraya. Evet. Büyük lambda, küçük lambda, büyük gama, küçük gama. Kaç tane kanal üreteceğim? İlk gelen cluster'ın gücü kaçtır? 1 vermiştik. Log normal shadowing'de var mı? O da var. 3. Bununla gidiyor fonksiyona. Şimdi bir power delay profile üretecek. Büyük lambda, küçük lambda, büyük gama, küçük gama. Kaç tane üretecek kanaldan? Bu da 1 olarak vermiştik. Şu şey, log normal shadowing değil mi? SDI standart sapması 3 olarak vermiştik. Bunu vermedik hatırladığım kadarıyla. Bu yok. Bunu vermediğimiz için de null line of sight olarak varsayıyor bu kod. Bunu verdik, 3 olarak verdik. Yani bunları geçiyorum şimdi. 10.000 tane üretecek şimdi değil mi? 1.000 tane farklı böyle kanal instance'ı üretecek. Yani bir tanesini tabii ilgileniyoruz biz. Bir tanesi yani aralarında üstel rastgele dağılımlı zamanlar olan ışınlar üretecek. Yani bu kanalın impulse response'ı, kanalın dürtü tepkisini üretecek. Bu da ne demek? Bir sürü dürtü üretecek. Bu dürtüler arasındaki süre üstel dağılımlı. Dürtüler öbek halinde olacak. Ve her bir öbeğin içindeki dürtülerin ortalama gücü azalacak üstel olarak. Öbeğin de ilk ışınlarının, her öbeğin ilk ışınının da gücü zamanla üstel olarak azalacak. Bu şekilde bir şey üretmek istiyor. Hocam bu şeyi lambda ile ilgili söylediniz de hani lambda'ya bağlı mesela 50 saniyede bir dedik. Büyük klasörler gelecek. Sonra neden bir daha random sayı tanımlıyoruz geldikleri süre için? Zaten lambda'ya 50, bağlı. 50, hayır. Ama 50 saniyede bir gelirse o zaman eşit aralıklarla gelir hepsi. Hani ben öyle anladım. Şimdi biz Eşit aralıklı pausing ne demek ya? yapıyoruz ya. Lambdası işte 0.02 olan mesela büyük klasörler için konuşuyorum. Tamam. Evet. Şimdi Nedir? mesela bu lambda'dan biz bir şey hesapladık. Dedik ki 50 saniyede bir cluster almamız gerekiyor gibisinden bir yorum Evet, yaptık. Ben mi ortalama yanlış? ama ortalama da öyle. Ortalama bir değer mi bu söylediğimiz? Bu ortalaması oluyor onun işte. Ortalama 1 bölü 0.0233. Yani yaklaşık 50. Ortalama 50 saniyede bir yeni bir cluster geliyor. Ama dağılımı aslında üstel dağılımı. Üstel dağılımı ortalaması 50 olan bir üstel. Yani deterministik 50 saniyede bir geliyor olsa o zaman o Mantıklı değildi zaten de o şekilde tamam olsaydı. böyle eşit aralıklarla gelir. Hani o da ayrı bir power delay profile'dır. O da bir şeydir ama o Saleh Valenzuela değil yani değildir. Burada bir rastgelelik var. Şimdi o rastgeleliği üretiyor burada. Bakın şurada büyük lambdaya göre bu exponential random variable random number üretiyor, tamam mı? Bunu XRND ile de üretebilirdiniz. Veya uniform 0-1 arası rastgele bir sayı üretip logaritmasını alıp eksilisini alıp lama bölerseniz de üretmiş oluyorsunuz. Rastgele yani first cluster random arrival, tamam mı? Bu şekilde. Anladım hocam. Bunu Teşekkür ederim. ürettikten Tamam. sonra bunun ucuna ekliyor yeni şeyleri, yeni cluster'ları, tamam mı? Yeni cluster'ları ekliyor. Ama önce bir tane cluster'ın ilk ışınını ürettim ya zamanını. Şimdi o cluster içerisindeki diğer ışınları burada bakın şu içerideki loop onu yapıyor. Tamam mı? Öncelikle onun gücünü üretiyor. Tamam mı? Sonra rastgele bu Rayleigh random number üretiyor. O gücün karekökü çarpıyor. Ondan sonra şimdi while döndüğü zaman bir tane daha üretiyor. Yani. Tamam mı? Yani şurada bakın. Şurada görüyorsunuz.
bir tane daha cluster üretiyor. Tamam mı? Bu şekilde ucuca exponential number'ları ekliyor. Bir şeye ulaşana kadar ulaştığı zaman o cluster'ın bütün ışınlarını üretmiş oluyor. Sonra bir tane daha şey üretiyor. Cluster'ın ilk ray'ine ilk ışınını üretiyor. Sonra o cluster içindeki diğer şeyleri de. Yani çok detaya girmeyeceğim ama burada sonuç olarak bir sürü impuls üretiyor. Ve öyle üretiyor ki impulsların geliş zamanları arasındaki süre üstel dağılımlı. Cluster'lar var. Cluster'ların geliş zamanları arası üstel dağılımlı büyük lambdaya göre. Ve bir tane cluster'ın içindeki dürtülerin güçleri geliş zamanına göre böyle üstel olarak böyle azalıyor. Böyle bir şey üretmiş oluyoruz. Ve sonuç olarak burada ideal üstel dağılımlı bu cluster'ların geliş zamanları bakın nanosaniye cinsinden tabii ki bunlar. Ortalaması 50 yaklaşık olarak bunun. Tamam, 50 nanosaniye. Küçüklerin de gelişi o da 1 bölü 2,5 yani 0,4 nanosaniye de bir geliyor ortalamada. Sonuçta üretilen şey bakın bir sürü impuls üretilmiş yani değil mi? Yani bu çok daha zengin saçalımlı bir kanal olduğunu söyleyebiliriz bunun. Yani 802.11 kanalına göre çok daha zengin saçalımlı bir kanal olduğu söylenebilir. Evet, daha iyi bir model midir? Yok, yani herkes bunu kullanmıyor yani. Herkes Salih Valenzuela kullanmıyor. Yani çoğu zaman tap delay channel yani 802.11 indoor için kullanılabilir. Ama bu da bunu da görmüş olduk. Bu da bazı yerlerde ben literatürde görüyorum yani hani Salih Valenzuela kullandık diyen de çok görüyorum. Şimdi bunlar şeylerdi. Evet. Bunları ürettik. Ultra Wide Band diye bir kanal. Şimdi tekrar döneyim. Ultra Wideband kanal modeli. Ultra Wideband kanal adı üstünde çok geniş bantlı bir kanal. Yani bu öyle bir şey ki burada gönderdiğiniz sinyal şöyle çok hızlı inip çıkan bir impuls gönderiyorsunuz mesela. Tamam mı? Yani düşük güçle haberleşmek için kullanılabilecek bir şey bu ultra wideband. Sensörler, küçük cihazlar, pille çalışan cihazlar. Bunlar ultra wideband ile haberleşebilir mesela. Yani çok büyük veri hızlarına ihtiyacımız yok. Ama mesela girişime karşı dirençli. Çünkü çok küçük bir aralıkta gönderdiğiniz için orada interfere etme şansı az yani başka bir şeyin. Hele onu böyle bazen zamanda oynatırsanız, atlatırsanız böyle. Hani jammer'a karşı da dirençli olabilir. Tabii çok hızlı inip çıkan bir sinyal gönderince bu geniş bantlı bir sinyal oluyor. O yüzden de ultra wideband deniyor. Burada şöyle evet. Burada da cluster'lar var. Burada shadowing var. Log normal. Cluster. Arrival time. Pozisyon. Evet. Bu da Ray. Arrival time. O da pozisyon. Evet. Tamam. Şimdi Salih Valenzuela'da her bir pet Rayleigh dağılımlı.
her bir petten gelen zayıflama katsayısı, oradaki şey katsayı, hani o dürtünün aslında büyüklüğü kompleks bir sayıdır değil mi orada? Ve Rayleigh dağılımlı. Yani reel kısmı da Gauss, sanal karmaşık kısmı da Gauss olan bir sayı aslında. O şekilde bizim Ray model fonksiyonu, daha önce basit fonksiyon, onu üretiyordu. Ama burada şeylerin log normal olduğu söylenmiş bu modelde. Her bir Ray'in log normal fading'e maruz kaldı. Evet. Şimdi bakıyorum. Burada bahsetmem gereken başka bir şey. Tamam, şöyle devam edeyim. Bu log normal. Standart sapması sigma 1 olan bir Gauss dağılımı. Tamam. Bu cluster. Cluster'la eşlenik olan şey. Öteki de log normal. Bu da sigma 2. Bu da ray. Tamam mı? Bu da artı eksi 1. Artı eksi 1 olan bir sayı. Evet. Hani reflection, yansımalar olabilir. Hani artı bir olabilir, eksi bir olabilir. Evet. Yani bunun açısı bu sefer, yani bu sefer faz uniform 0,2 pi değil. Değil. Ya artı pi ya da eksi pi. Tamam, eksi pi. Tamam. Dolayısıyla gerçel sayı. Bu sefer sinyalimiz, baseband sinyalimiz gerçel bir sayı. Evet. Log normal iki sayının çarpımı var, görüyorsunuz. Yani cluster'dan gelen bir zayıflama, cluster'ın zayıflaması artı cluster içerisindeki dışının da zayıflaması, ikisi birbirinden bağımsız. Yani bunlar bağımsız. Log normal. İki log normalın çarpımı da log normaldir. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla şöyle. Evet. 20 log 10. Bu iki sayının çarpımı. Gauss dağılımlı bir ortalaması var. Ve varyansı da sigma 1 kare artı sigma 2 kare şeklinde. Bu da bunun beklenen değerinin karesi. Evet. Tamam. Mü aremde şu şuymuş. Bunlar da biraz karışık gelebilir ama yani olsun, yani genel şeyini görüyoruz yani. Hani bunu ezberlemek zorunda da değiliz. Gerekirse buradan bakıp, kodlardan bakıp kullanabiliriz sonuç olarak. Yani burada önemli olan, bu da Saleh Valenzuela gibi cluster'lar ve ışınlar, cluster içerisindeki ışınlardan oluşuyor ve bunlar da Saleh Valenzuela gibi nasıl Poisson sürecine göre geliyorlar zaman ekseninde. Ama bu sefer şurada belki bir A dediğimiz şey alfa olsa gerek. Tamam mı? Bu sefer log normal dağılımı bir sayı. Rayleigh dağılımı veya Rice dağılımı değil. Değil. Böyle. Burada gördüğünüz üzere, evet, CM1, CM2, CM3 diye 3 tane kanal tipi var. Bir de CM4 var.
Tamam mı? Bu nedir? IEEE standardı. Yine IEEE 802.15. IEEE 802.15 standardı işte Bluetooth, Zigbee, Ultra Wideband gibi küçük boylu, boyutlu, düşük güçte çalışan cihazlar için tasarlanmış IEEE standartları bunlar. Tamam mı? Biliyorsunuz IEEE 802.11 Wi-Fi'ydı. Bu da 802.15. Mean Access Delay burada görüyorsunuz 5.05. Bunlar nanosaniye. 10.08, 14.18 şeklinde. Hani RMS de ona benzer değerler görüyorsunuz. RMS Delay Spread. Yani farklı tip kanallar. NP neydi? Number of paths. Number of paths. 24, 36, 61 gibi değerler. Her neyse. Şey gibi bakın bu Saleh Valenzuela'ya çok benziyor değil mi? Aynı onun gibi. 00233, 2.5. 0405, 0067, 1.1 gibi şeyler. Gama, cluster'ın zayıflama şeyi, cluster içindeki raylerin zayıflama hızı gibi şeyler. Hani çok fazla daha fazla detayına girmeyeceğim. Ultra wideband'i önce açalım. Şöyle neydi bakalım fonksiyonlar? Plot UWB channel, UWB parameters. Tamam. Böyle. Plot. Bunları çıkartalım. Neydi öteki? UWB parameters. Öteki neydi? Convert. Son olarak UWB model. Evet. Plot. Hızlıca bakmaya çalışalım. Sampling time'ımız bu sefer tabii bandımız da geniş olduğu için sampling time'ımız yani örnekleme zamanımız da bayağı düştü bu sefer değil mi? Yani bir nanosaniyenin daha altında yani kanalımızın band genişliği gigahertz seviyesinde gibi oldu. 100 tane kanal üreteceğim. Çünkü çok örnek var. Şimdi uzun sürecek. 1000 tane değil de 100 tane üretelim bunlardan. Tamam. Geçiyorum. UWB parametreleri. Channel model neymiş? 1 olarak vermişim. 1'e göre üretiyor. Ne yapıyor? Gayet kısa bir kod. 00233 nedir bu? Cluster'ların geliş hızı. Bu da raylerin geliş hızı. Bu da cluster'ların gücü ne kadar hızlı zayıflıyor? Şeyin gücü ne kadar hızlı zayıflıyor? Raylerin gücü ne kadar zayıflıyor? Başka ondan sonra gelen parametre neymiş? 4.3 şu bunu tam bilemiyorum. 3. Aa. 4.8 bölü. Evet. Ha, yani şu var bir de. CM1 ise yani burada bakın 4 tane satır var sanırım. Şu CM1 için. Bu CM2 için. Bu CM3 için. CM4 için.
Biz CM1 demiştik. O zaman ne yapacağım? Bunu alacak yani. Tamam mı? Bu şekilde. Yani büyük lambda, küçük lambda, büyük gama, küçük gama. Null line of sight var mı? Bakın CM1 line of sight. Null line of sight yokmuş yani. Line of sight, tamam mı? Görüş alanı. CM2'de var. CM3'te var. CM4'te de var. Yani 2, 3, 4 daha zor kanallar. Daha zorlu kanallar. Görüş alanında değil yani. Şu buradaki 3 şey 3 şu arkadaşlar. Şunun standart sapması. Tamam. Öteki 4.8 bölü kök 2 de cluster'ın log normal standart sapması. Yine aynı değerde. Yani şurada sanırım görüyor olmamız gerekir. Şundan bahsediyoruz. Pardon. Nerede kaldık? Heh. Şu 3.39.41. Tamam mı? Sigma 1, sigma 2. Bu da sigma x 3 olan. Tamam. Yani bütün parametrelerin ne olduğunu burada görmüş olduk, değil mi? Bunları alıyor. Tamam. Onları yazdırıyor falan neyse. Sonra impulse response'ları üretiyor. UWB model CT alıyor. Bunu üretiş şekli tabii ki şeye benziyor. Saleh Valenzuela ile benzemesi lazım. Değil mi? Bakın bunlar var yine. Şimdi burada evet, Poisson. Ne yapıyor? First ray arrival sıfırda kabul ediyorum. Cluster fading'i üretiyorum. Ondan sonra bunu ucucu eklemeye başlıyorum. Ortalamasını üretiyorum. Şeyi gücünü Gauss rastgele değişkeni mü ortalamalı. Ray ışının gücü bu da. Işının gücü. Dikkat ederseniz burada kompleks sayı yok. Değil mi? Bunun gerçel olduğunu bu sefer söylemiştik. Çünkü bunun fazı ya artı pi ya eksi pi. Tamam. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Tamam. Şeyi bir tek burada ben anlayamadım açıkçası şimdi bakınca. Burada exponential bir şey üretmiyor. Değil mi? Yani SDL diye bir şey var. Bu Gauss yani. Gauss üretiyor. Neden? Ha. Ha şöyle, aslında şöyledir. İki Gauss karelerini toplarsanız exponential'dır, tamam mı arkadaşlar? Gauss'ların karelerinin toplamı exponential'dır. Burada aslında exponential üretiyor yani. Ama Saleh Valenzuela'nın kodunda eksi log random olarak üretmişti. Burada bu şekilde üretmiş. Yani bunu herhalde farklı kişiler yazdı. Random number. Tamam. Bunların da standart deviyasyonu, standart deviation'ı burada bu şekilde. Standart deviation'ını çarparsam o öyle bir exponential üretmiş olursun. Bu şekilde
şeye devam edersem plot bunu yapıyor. Convert Reduce Continuous Time. Evet. Burada ürettiği şeyi arkadaşlar Discrete Time'a çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Oversampling yapıyor. Araya örnekler koyuyor. Şeyi yakalaması için yani. Ultra Wideband'in band genişliğini yakalamak için yapıyor sanırım bunu. Yani geniş bantlı olduğu için. Hatırlarsanız böyle bir şey 802.11 kanalında da yok. Saleh Valenzuela'da yok. Bunlar daha geniş bantlı kanallar için gereken şeyler. Evet. Access delay, RMS delay hesaplıyor. Böyle yani bu modelle yani bir kere görmüş olalım diye şey yaptım. Çok fazla ben bunun üzerine gitmeyeceğim. Böyle grafikler çıktı. Buna çok fazla değinmeyeceğim artık. Bundan sonra göreceğimiz outdoor kanallar. Yani indoor'da 802.11 ve Saleh Valenzuela ile işimizi görür. Ama biz outdoor'a bakalım. Çünkü outdoor'da hareket halinde alıcı vericiler var. Ve orada ne olduğu bizim için de önemli. 5G kanal modeli için de bu önemlidir. Çünkü biliyorsunuz ne kadar hareketliyse o kadar kanal hızlı değişiyor. Hızlı değişken kanal. Dış mekan kanallarda Doppler var. Dolayısıyla zamansal ilinti var. Bu da hıza bağlı. Hocam geçmeden son bir şey sorabilir miyim ya, indoor modellerle ilgili? Bu modellediğimiz rayler bizim bu sağdan soldan seken sinyallerle modellemek için kullanılmış değil mi? Yani mesela ben bir pedimde pedimin sinyalimin gittiği kanalda işte çeşitli yerlere çarpıyor. Bu şey ray olarak modellenmiş. Cluster'da ana gelen sinyal, yollanılan sinyal ne kadar geldi öyle mi? Şöyle her ray dediğin gibi ayrı bir engelden çarpıp alıcıya ulaşan bir şey. Ve onu biz bir dürtü, kaymış bir dürtü olarak ifade ediyoruz. Çünkü biliyorsun bir sinyali kaymış bir dürtüyle convolution'un evrişimini alırsak o sinyali kaydırırız değil mi? Yani gecikmeli olarak alıcıya ulaşmış olur. Tabii bunlardan bir sürü var. Bunların her biri bir ışın. Etraftaki her bir yansıtıcı. Ama şöyle, cluster ne demek? Büyük bir yansıtıcı var mesela, dediğim gibi bir bina var mesela orada. O büyük bir yansıtıcı ama o binanın üzerinde balkonlar var, girintiler, çıkıntılar var yani, tamam mı? Indoor Dolayısıyla ya, oradan biraz kafam karışıyor. evet, Indoor model derken. o binayı çekip alıcıya ulaşan şey bir cluster oluyor. O cluster'ın içerisinde ama birbirine yakın zamanlarda alıcıya ulaşan reyler var yani. O da binanın üzerindeki girinti çıkıntılar yani. Tamam mı? Tam o şey. Evet. Şimdi bunu nasıl üreteceğiz, böyle bir kanalı? Böyle. Filtered White Gaussian. Noise. Tamam mı? Yani bir White Gaussian noise üreteceğim, üretiyorum. Sonra bu da Doppler spektrumu. Classical. Doppler spektrum. Bu ne oluyor? White artık white olmuyor.
korele bir şey üretmiş oluyorsun. Yani birbiriyle ilintili rastgele sayılar üretmiş oluyorsun bu şekilde yani. Tamam mı? Bunu yapmazsam şu ortadaki şu şey olmazsa ne olur? Olmazsa o zaman normal uncorrelated Rayleigh fading üretmiş olurum yani. Tamam mı? Buradan reel kısmı gelir. Buradan karmaşık kısmı gelir. Ne olur? Rayleigh fading üretmiş olurum. Ama şöyle bir filtreden geçirdiğim zaman bu korelasyonlu yani zamanda ardışık zayıflamalar kanalın zayıflama katsayısı birbiriyle ilintili olmuş olur. Bu ne kadar genişlerse T'de arttıkça zamansal olarak daha az ilintili olur. F'de arttıkça. F'de arttıkça da hızla alakalı. Hız arttıkça F'de artar. F'de arttıkça da neydi F'de? Pardon, yanlış yazdım. Hız arttıkça Doppler frekansı artar. FD artar yani. FD arttıkça o bir tür low pass filter ya onun bandı genişler. Daha hızlı değişen bileşenler de geçirmeye başlar. O zaman zamansal olarak daha hızlı değişen, daha az ilintili bir zaman serisi elde ederiz. Ama hız yavaşsa FD küçülür. O zaman filtre daralır. O zaman daha yavaş değişen şey TD sıfır olduğu zaman yani hiçbir Doppler kayması olmadığı zaman statik bir kanal. Ama deterministik değil bakın. Yine rastgele, yine Rayleigh. Tamam mı? Ama bir kere üreteceksiniz hep aynı olacak o zaman. Bir kere rastgele üretiyorsunuz hep aynı veya uzun süre aynı oluyor. Tamam mı? Ama Doppler olmaya başladığı zaman, hız arttığı zaman bir kere üretmeyeceksiniz artık. O zamansal olarak böyle değişken. Her zaman da her zaman anında rastgele ama zaman aralı farklı zamanlardaki şeyler arasında bir ilinti de var yani. Birazdan kodu çalıştırınca görürüz. Yani bu yöntem gayet kullanılabilecek bir yöntem. Clark-Gauss modeli deniyor. Filtered White Gaussian Noise. Bir ilintisiz bir Gauss dizisi üretip filtreden geçiriyorsunuz. İlintili bir şey elde etmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Mesela şimdi burada üretilen şeye bakalım. Evet. Burada görüyorsunuz rastgele bir sayı dizisi üretmişiz. Bakın zamana karşılık sinyalin büyüklüğü yani bu tamam mı? Bir zaman serisi. Ama bir ilinti de var. Yani yavaş yavaş değişiyor. Yavaş yavaş değişiyor, tamam mı? Doppler azalırsa bu daha da yavaş değişmeye başlar şöyle. Tamam mı? B'de küçüktür 100 için. Yani bunu mesela bir kodu çalıştırarak görebiliriz biz de. Şuna da bakalım. Bakın bu büyüklüğün bu dB olarak verilmiş ama dB değil de doğrusal skalada yapsaydık bunun histogramını çizdirdiğimiz zaman birinci grafiğin doğrusal skalada yani dB değil de doğrusala çevirdim.
histogramı bu. Tamam mı? Ve bu yine Rayleigh. Yani Rayleigh olması durumu değişmedi. Tamam mı? Birinci chapter'da gördüğümüz Rayleigh de Rayleigh'di. Bu da Rayleigh yani. Ama biz birinci chapter'da ne yapmıştık? Tek bir an için üretmiştik kanalı. Tek bir an için. Tek bir deneme yapmıştık yani bir zaman için. Buradaysa kanalın zamandaki değişimini de modelleyebiliyoruz bu şekilde. Zamandaki değişimi. Yani dağılım yine Rayleigh ama bir ilinti var şeyler arasında. Fazın da 3,14 ipliği. Yani gelen sinyaldeki faz kayması uniform. Uniform. Tamam mı? Bu ne demek? Sinyal her taraftan gelebilir bana demek yani bu. Tamam mı? Bu günümüzde haberleşmenin yapıldığı 800, 900, 1500, 2000, 2100 MHz, 2.4 GHz, 6 GHz'e kadar bu makul bir model. Bunun uniform olması makul bir model. Şimdi bunun kodlarını açalım. Tilted, white, gauss. Yine. Ne gitti? Okey. Başka ne vardı? Plot. Tamam. Bir de Doppler spektrum var. Evet. Plot'u şöyle alalım. Doppler frekansı 100. Skalamız mikrosaniye. Sampling time'ımız 50 mikrosaniye. Tamam. Örnekleme frekansımız bunun tersi tabii ki. Number of sample'da yani 1 milyon örnek boyunca bir örnekte 50 mikrosaniyeydi. O zaman 50 saniye boyunca. 50 saniye boyunca. Bu kanalın simülasyonunu yapacağım. Filtered White Gaussian Noise modelini üretiyorum. Input olarak verilen şey Doppler frekansı. Yani kitapta FD olarak verilen şey. Örnekleme aralığı ve kaç sample üretileceği. Bunları şey yapmış FWGL modeliyle. FWGL modelinin içine bakarsak onu isterseniz aradan sonra bakalım. Şunu bir çalıştıralım. Evet, kanal bu şekilde. Şimdi bunu 10 yapalım. Yani ne olmasını bekleriz 100'den 10'a düşürünce? Kanalın zamanda daha ilintili olmasını isteriz. Yani daha yavaş değişmesini isteriz. Yani bekleriz, pardon, isteriz değil, bekleriz olacaktı. Görüyorsunuz daha yavaş değişiyor değil mi? Ama yine Rayleigh, o değişmedi. Yine uniform. Bu karakteristik değişmedi. Sadece daha correlated bir channel, daha ilintili ve yavaş değişen bir kanal olduğunu görüyorum. Daha da azaltalım. Neredeyse statik bir kanal ürettik değil mi? Artıralım. Evet. Çok çok hızlı değişen bir kanal olduğunu görüyoruz. 200 pek karşımıza çıkmaz. Yani bu hertz cinsinden.
200 pek karşımıza çıkmaz. Maksimum 100'dür yani. Bu hani hızlı giden bir araç, otomobilden bahsediyorum. Tamam mı? Hani sivil haberleşme için hızlı giden bir otomobil bu sağlar. Yani bunun tersini alırsanız 1 bölü 100. Yani 10 milisaniye. Yani kanalın 10 milisaniyede tamamen farklı bir kanal karşımıza çıkar yani. O yüzden buralarda hızlı bir şekilde kanal geri bildirimi ve sık bir şekilde kanal geri bildirimi yapılması gerekir. Yani hocam Riley ve uniform olması Doppler'e göre etkilenmez diyebilir miyiz? Etkilenmez. Evet. Evet, etkilenmez. Evet, tamam mı? Çünkü yine şöyle. Yine çok fazla yansıtıcı var. Mikro yansıtıcılar var. Yani bir sürü birbirinden bağımsız rastgele değişken geliyor alıcıya. Yani milyon tane yerden şey geliyor birbirinden bağımsız. Milyon tane birbirinden bağımsız şey toplayınca yine Gaussian oluyor yani Central Limit Teoremden. Reel kısmı da böyle, karmaşık kısmı da Gaussian. Dolayısıyla yine Rayleigh oluyor. Yani o özellik değişmiyor yani. Ve bu yansıtıcılar her yerde olduğu için, arkadan, önden, yandan geldiğini varsaydığımız için fazın değişimi de uniform oluyor yani. Fazın dağılımı da uniform oluyor. Tamam mı? Onlar değişmiyor yani. Sadece Doppler frekansıyla değişen şey kanalın zamanda ne kadar hızlı ve yavaş değiştiği. Evet. Bu modelde içerisinde Doppler spektrum var. Aradan sonra bunları bir inceleyelim. Doppler spektrum burada. Ona aradan sonra bir bakalım. Doppler spektrumu kapatayım. Burada sadece sonucu vermiş. Fazla bir şey anlatmamış. Ama bu şeyin ne olduğunu biliyoruz. Bu U şeklinde klasik Doppler spektrumu. Yani şu filtreyi üretiyor yani, tamam mı? Bu filtreyi üretiyor şeyde, o MATLAB kodunda. Bir ara verelim buçuğa kadar. Aradan sonra buna bakalım. Hocam sesiniz kapalı ama. Pardon, devam edelim. Clark Gans modeli bir mobil istasyon etrafındaki saçıcı bileşenlerin eş dağılımlı olduğunu varsayıyor. Bunu üretirken frekans alanında Gauss gürültüsü üretiyoruz. Bir tane daha. Daha sonra her birini bu filtreden geçiriyoruz. Daha sonra inverse FFT alarak zaman alanına dönüş yapıyoruz. Tamam. Tabii bunun gerçel bir sinyal olması lazım. Bunun gerçel bir sinyal olması için de bunun conjugate simetrik özelliğe sahip olması lazım. Bu şekilde. O zaman MATLAB koduna geri dönersek şurada ne yapıyor? Doppler bölü örnekleme frekansı çarpı kaç örnekten oluşan bir kanal üreteceğiz? Şöyle bu n'diydi. 10 bin, 10 bin. Bunun 2'nin kuvveti olan bundan büyük ilk sayıyı, 2'nin kuvveti olan. Yani 16.384 sanırım. Pardon, ND yapalım onu. 16.384 FFT
alınıyor. Gauss rastgele sayılar üretiliyor. Reel karmaşık. Bunun FFT'sini alıyorum. Tamam mı? Bu şekilde. Hermitian simetrik olması. CGI rastgele sayı. Okay. Real Gauss dağılımını görüyorsunuz. Gauss dağılımını. Tamam. Daha sonra Doppler spektrumundan geçiriyor bunu. Doppler spektrumuna bir bakalım fonksiyona. Frekans aralığı tabii NFFT 16384 iki tarafa doğru ve genişlikte bir tarafa doğru 100 Hz. Yani şunu şöyle bakalım ne çıkıyor. Bakalım. FD değil miydi? FM miydi o? O zaman. Tamam böyle bir şey. Frekans aralığı. Birincisi 0. DC komponenti. Evet. Diğer bileşenler tek taraflı için NFFT bölü 2. 2'den başlayarak NFFT bölü 2'ye doğru. FI I eksi 1 çarpı DF. Frekans indisi bu. Tamam mı? Yani DF aralıklarla 0-0 122 aralıklarla giden bu yataydaki frekans indisi. Tamam mı? Bu da 1,5 bölü pi Doppler frekansı işte karekök 1 eksi fi bölü fd kare. Tamam mı? Bu Doppler spektrumu bunu birinci chapter'da görmüştük. Tamam mı? Bunu birinci chapter'da görmüştük. Nyquist frequency applied polynomial fitting using the last three frequency samples. Last three and fit points 3. Sondan 3. örnekten başlıyor. Polyfit yapıyor. Evet. Bunu böyle yapmasının sebebi şey çünkü bu aslında bu frekans bir noktada fi eşittir fd oluyor ya orada sonsuz oluyor. Sonsuz olmaması için. Tamam mı? Burası anlaşıldı mı? Yani çok önemli değil ama şey için. Yani şu fonksiyon bu paydada olduğu için ve fi eşittir fd olduğu zaman yani grafiğin en kenarında şöyle artıyor ya. Şurada sonsuza gidiyor. Aslında sonsuza gitmesin diye yapmış. Yani buradaki şekli üretmiş oldu yaklaşık olarak. Tamam mı? Doppler spektrum. Ve direkt frekans alanı da filtrelemek ne demek? Bu frekans tepkisi karekökuyla çarpıyor. Bu da ürettiğimiz Gauss semboller şeyler. Onlarla çarpıyor değil mi? Frekans alanı çarpmadır yani filtreden geçirme. Çarpıyor. Şimdi aralara sıfır koyarak araları sıfır koyuyor. Daha sonra inverse FFD'den geçiriyor. Tamam. Daha sonra çıkan şeyleri aynı şuradaki gibi alıyor, birleştiriyor. Magnitude spektrumu buluyor yani. Reel ve karmaşık kanalın reel ve karmaşık katsayılarının karelerinin toplamının karekökünü alıyor. Root mean square falan da bulmuş. Real H'ın reel kısmıyla HQ'nun reel kısmından oluşan bir kompleks sayı elde ediyor ve bununla normalize ediyor yani. Normalize ediyor çünkü kanal
kanal sinyalimi güçlendirmesin. Yani bu Rayleigh kanalı sinyalimi güçlendirmesin, zayıflatmasın, sadece bozsun. Güçlendirme, pardon, zayıflatma işini PERTLOS yapıyor biliyorsunuz. O PERTLOS'a havale edilmiş durumda. Modellerken fading şeyi sinyali güçlendirmiyor, zayıflatmıyor. Sadece bozucu etki yapıyor. Doppler koefisyen neymiş bakalım. Gerçi burada değil. Ama sonuç olarak bunu 100'ü 10 yaptığımız zaman yavaş değişiyor. 1000 yaptığımız zaman hızlı değişiyor. 100 yaptığımız zaman hızlı değişiyor. Bu şekilde anlatmaya çalıştım size. Yani bu kullanılabilir. Gayet. İşte Doppler spektrumu, klasik Doppler spektrumuysa eğer bunu kullanmak gayet makul bir şey. Şöyle devam edelim. Modified frekans alanı filtered white Gaussian noise modeli var. Dezavantajı nedir? İki tane inverse FFT bloğu var. Yani nedir? Computational complexity. Yani bu inverse FFT blokları da 16, yani çok uzun FFT'ler, yani uzun sürebilir. Varyantları varmış. O varyantlardan birisi modified frequency domain buradan çıkayım. Buraya gireyim. Böyle bir şey. Şimdi bir de zaman alanı var. Frekans alanına bir bakalım. Şuraya. Şimdi filtered white Gaussian modeli iki inverse FFT bloğu var. Hesaplama karmaşıklığı diyelim. Hesaplama karmaşıklığı var. O yüzden böyle bir modifiye yöntem. FM Doppler spektrumu. Nyquist frekansı 2 FM'e göre kendini tekrarladığı için sadece pozitif frekans bileşenleri için filtreleme, yani inverse FFT'yi yapabilmek için katlanması gerekiyor. Yani burada görüldüğü gibi yani şunu alıyorsunuz, şuraya koyuyorsunuz, şu oluyor yani bu şekilde. Oversampling yapıldığı zaman, burada o var mı? Oversampling yapıldığı zaman band genişliği şöyle artıyor. Bunun tersi de zaman aralığı, zaman ekseninde bunun örnekleme aralığı. Bu da coherence time. Tutarlılık süresi. Yani kanalın fazla değişmediği süre aralığı. Evet. Böyle aralıklara bölüyorsunuz. Her subband B'de bölü N fading. Tamam mı? Şekilde, T fading 1 bölü delta F. Yani 1 bölü B bölü N fading. Bu şekilde. Evet. Öyle ayrık zamanda bunun ifadesini görüyoruz. Ayrık zamanda bunun ifadesini burada görüyoruz. Tamam. Bu şekilde gidiyor.
frekans alanında evet bu şekilde şu yavaş değişen 10 Hz olan, hızlı değişen 100 Hz olan. Burada plot modified, onu açayım. Bir dakika, plot. Yine ne oldu? Geliyor. Şimdi. Plot modified FWG'ye şey paylaşıyorum. Plot modify. Başka FW. Bunu da koyalım. Doppler power spectral density function. Doppler function. Evet, başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam. 1024 hand fading olmuş. Oversampling faktörü. Number of cats. Evet. Burada fading generation. Filtered white Gaussian noise. Bu şekilde. Bir şeyler yapıyor. Yani burada yani işin özü bir tane FFT bloğu kullanmamak. Inverse FFT bloğu kullanmamak için böyle bir yönteme girmiş. Kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bizim için yine dediğim gibi daha önce gördüğümüz Filtered White Gaussian Noise modeli iyi. Burada kodlara bakabilirsiniz. Ama bunları geçiyorum. Time domain'de de zaman alanında yani şimdi biz ne yapıyoruz? Doppler spektrumunu üretiyoruz frekans alanında. Frekans alanında sayılar üretiyoruz. Çarpıyoruz değil mi? Çarpma işlemi yapıyoruz. Sonra zaman alanına dönüyoruz. Onun yerine zaman alanında kompleks Gaussian'lar üretelim. Ve bu Doppler spektrumunun zaman alanına dönüp impulse response'ını bulup convolution yapalım. Yani time domain'de yapalım. Tamam mı? Bu da bir yöntem. Bir önceki grafiklerle ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii. Ya grafiklerden birisine frekans alanı, birine zaman alanı demiş ama İkisini de eksiklerini zaman olarak vermiş. Bir yanlış mı var? Şimdi şöyle. Yani işin özü nedir? İlintisiz sayı, bir takım sayılar üretip onu bir filtreden geçirip ilintili hale getirmek değil mi? Amaç bu yani. O filtrede nedir? Doppler spektrumu. Yani U şeklinde olan spektrum. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Frekans alanında bir takım sayılar üretip o Doppler transfer fonksiyonu yani U şeklinde o frequency domain'de yani onu frekans alanında çarparsınız. Tamam mı? Veya diğer yöntem bu frequency domain yöntemi. Diğeri time domain yöntemi. Time domain yönteminde ne yaparsınız? Zaman alanında bir takım ilintisiz Gauss, kompleks Gaussian sayılar üretirsiniz. Ondan sonra onu bir şeyle convolution'ını alırsınız. O convolution'ı neyle alıyorsunuz? O U şeklinde olan spektrumun inverse transformunu alıp zaman alanına döndürüyorsunuz. Bir tane H elde ediyorsunuz. O H ile convolve evrişimini alıyorsunuz. Tamam mı? Yani bu frequency domain ve time domain üretim yöntemi. Bu kanalın üretim yöntemi ile alakalı. Ama elde ettiğiniz şey yine zamanda böyle bir zaman serisi elde ediyorsunuz ikisinde de. Tamam mı? İkisinde de zaman serisi elde ediyorsunuz. Yani aynı şeyi elde etmenin iki farklı yolu bu. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi evet. Şimdi dediğim gibi benim için önemli olan filtered white Gaussian noise'u yapsak
yeterli. Onu kullansak yeterli yani. Şimdi şöyle diğer bir yöntem Jakes modeli. Yani Clark modelini gördük. Clark modelinin 3 farklı yöntemini anlatmış kitap. Biz onların birincisine odaklansak yeterli. Diğeri Jakes modeli. Jakes modeli de sinüzoidler üretip toplamak. Tamam mı? Synthesize complex sinusoid and add. Tamam mı? Kompleks sinüzoidler üretiyorum burada. Kosinüsler üretmişim. Sinüsler üretmişim. Toplamışım. Reel kısım. Kanalın reel kısmı, karmaşık kısmı. Tamam mı? Evet. Şimdi evet, burada matematiksel olarak ifade edilmiş. Sinüzoidleri toplamışım. Tamam. Evet. Tamam. Bunlar da faz kaymaları. Bu şekilde. Şimdi evet, JX modelinin kodları var mı bakalım. Yine Rayleigh üretiliyor yaklaşık olarak. Şimdi şuraya tekrar geçiyorum. Böyle. JX modeli. Şunları kapatalım. Onun dışında Jake Flat diye bir fonksiyon varmış. Tamam. Başka yok. Tamam. Jake modeli, evet. 926 bayağı büyük bir Doppler kayması var. Örnekleme zamanın 1 mikrosaniye. Evet. Şimdi Jake Splat ne yapıyor? 50 bin örnek boyunca, yani ne kadar? 10 üzeri -6 ile çarpın bunu. 50 milisaniye boyunca kanalı üretiyor. Jake Splat ne yapıyor? 8 almış bunu. Maksimum Doppler frekansı radyan olarak şey yapmış. Radyan. 926 çarpı 2 pi. Kosinüsleri üretmiş. Normalize etmiş. Değil mi? Bu şekilde. JXPlat. Hiç FFT falan yok. Dikkat ederseniz bu sefer. Direkt zaman alanında bir takım kosinüsleri iletiyorum. Yani üretiyorum. Ve topluyorum, bu kadar. Bir çizdirelim bakalım nasıl bir şey çıkıyor. Aslında öncekine göre daha yavaş oldu şu anda, değil mi? Daha yavaş oldu. Biraz bekleyeceğiz herhalde. Burada ne yapmış? O zaman grafiğini burada çizdiriyor.
histogram çizdiriyor. Rayleigh çıkacak. Değil mi? Rayleigh çıkacak. Ondan sonra açı, açıda uniform çıkacak. Uniform yaklaşık olarak. Bu şekilde. Evet. Otokorelasyon, evet, otokorelasyonu burada. Kanalın kendisiyle ilintisini. Evet. Ve teorik olarak ilintiyi çizdirmiş. Bakayım neden olmadı. Yani neyse, şurada kanal bu şekilde hızlı değişiyor bayağı. Bu Rayleigh benzeri, bu da uniform benzeri bir şey. Neden tam uniform çıkmıyor? Çünkü yeteri kadar çok şey yapmıyoruz yani. Yeteri kadar daha çok, daha uzun bir simülasyon yapsaydık, değil mi? Uniforma yaklaşırdı. Şunu 100 yapsam, galiba burada şey uzun sürüyor. Otokorelasyonu alması uzun sürüyor. Otokorelasyonu alması uzun sürüyor. Tabii çok beklesek şey olur da. Oo. Burada bir sıkıntı var gibi. Evet. Ona bir bakacağım. Neden öyle oldu? Tabii 926 Doppler frekansı çok yüksek. Yani inanılmaz yüksek. Yani burada bence bir hata var. Yani çok kullanışlı bir kod değil gibi geldi bana. Çünkü 100'ün altında olması lazım ama çıkan şey hoşuma gitmedi. Yani U şeklinde çıkmalıydı. Ya pardon, uniform çıktı. Fazla uniform çıkmalıydı. Sen 10 yapsak ne olacak? Fazla uniform çıkmalıydı. Ama öyle çıkmadı. Onu bilemiyorum. 5000'e indirsem biraz daha hızlı çalışsın. Evet. Çok iyi olmadı. Burada 926'ya dönelim. Yani sonuç olarak CX modeli sinüzoidler üretiyor. Kosinüsler. Evet. Bu Doppler frekansı radyan bölü saniye cinsinden. Bir soru. Şey mi gönderdiniz? Tamam. Hocam ben beklemiştim de grafiği çıktı. Onu göndermiştim. Yani U şeklinde çıktı. Düzgün. Bu da teorik şey, otokorelasyon olması gerektiği gibi. Bu da U şeklinde, güzel. Ama bu 926 Hz çok yüksek. Yani gerçekçi değil yani. Onu indirdiğimiz zaman, yüze indirdiğimiz zaman istediğimiz gibi çıkmıyor. Ne olabilir? Şöyle sampling time'ı düşürelim. Yok, olmadı. 926. Buna bir bakayım ben. Buna bir bakayım. Yani bu çok kullanılan bir yöntem. Ama gördüğünüz üzere şey daha iyi, daha kullanışlı oldu. Bu yazılan kodlara baktığımız zaman. Filtered White Gaussian Noise modeli daha iyi oldu. Evet. Bir de bir tane daha bir şey anlatacağım. O da ışın temelli kanal modeli. Işın temelli kanal modeli. Nedir o? Şimdi JX modelindeki gibi ışın temelli modelde düzlem dalgalar, yani gelen düzlem dalgalarını toplamı şeklinde
yani arbitrary direction, yani mobil istasyon etrafındaki her yerden gelen düzlem dalgaları topluyor aslında. Ama genellikle power azimuth spektrum, yani sinyale öyle her yerden, yani alıcıya öyle her yerden dalga gelmiyor yani. Genelde belli bir yerden, belli bir yönden geliyor yani, değil mi? Hani arkamdan da gelebilir sinyal ama onlar çok yer dolaşmış olarak geldiği için onlar zayıf veya yok kabul edebilirim. Özellikle milimetrik dalga kanallarında şeye dönelim. Şimdi ışın temelli burada sinyal, bakın böyle sinyal genelde belli bir yön aralığından gelir. Tamam mı? Özellikle milimetrik dalgalı böyle. Yani milimetrik dalgada sinyalin frekansı o kadar yüksek ki öyle her yere çarpıp gelemiyor yani. Tamam mı? Özellikle görüş alanı dışındaysa gelemiyor sinyal yani. Görüş alanında olan bileşenler gelebiliyor ancak. Tamam mı? O da burada belli bir alandan gelebiliyor. Yani ama bizim klasik şeyde, klasik Doppler spektrumunda, bu klasik Doppler spektrumu, sinyalin her yerden geldiğini varsayıyor şu şekilde. Yani bunu da kullanabiliriz. Sorun değil ama milimetrik dalgada yani 28 GHz, 60 GHz de bir şey yapacaksak orada sinyal öyle her yerden gelemez. Yani görüş alanı da olması veya görüş alanına yakın olması lazım. Ancak belli bir aralıktan sinyal gelebilir. Diğer yerlerden gelebilecek sinyaller gelemez yani. Onlar engelleri aşamaz yani. Gelemezler. Dolayısıyla bunun power azimuth spektrumu şöyle. Bunun power azimuth spektrumu düz. Yani her yerden geliyor. Buysa daha çok belli bir aralıktan gelebiliyor. Işın temelli model daha karmaşık tabii ki. Öncekiler de karmaşıktı aslında. Bu daha da bir şey. Bu 3GPP yani şurası işte 3G'nin şeyi bu. Ana modelinden alınmış sanırım. Burada bir takım açılar var. Cluster var. Yani şurada büyük bir yansıtıcı var, işte önemli bir şey var. Yine görüş alanı da var. Ama bir de büyük yansıtıcı var. Buna bir cluster diyoruz. Cluster'da onun içerisinde ışınlar var bu şekilde. O cluster'a dahil olan subpad'ler var yani. Subpad. Onların hepsinin açıları var, tanımlanmış. Bu şekilde baktığımız zaman şöyle bir formül çıkıyor. Tabii ki bu formül kitapta da çok artık detaya girilmemiş. Spatial yani uzamsal channel model for a MIMO. Tamam. In 3GPP. Evet. Bu şekilde. And and cluster between in est
transmit antenna and use yani uyuncu receive antenna diye. MIMO için. CISO içinse bu CISO daha tabii basit. Değil mi? Orada sayıncı transmit anten, uyuncu receive anten diye bir şey yok. Bir tane transmit, bir tane receive var şu anda bizim için. Evet. Şimdi gain antenna gain değil mi? Bu da RX gain anten kazançları bunlar. Onun dışında angle yani velocity vektörün açısı ve geri dönüp baktığım zaman theta nma evet angle of departure yani şu theta nerede değil mi? Angle of arrival mesela burada değil mi? Bu angle of departure evet bunlar bu angle of arrival bu şekilde uzaklık evet başka ne var rastgele faz rastgele bir sayı bu şekilde yani birazcık tanıtmaya çalışıyorum sadece subrays per path. M tane ray var. Bir tane cluster'da. M tane ışın var. Onların toplamı. Yani böyle şimdi şu şeyden de göreceğiniz üzere belli bir yönde belli bir açı aralığında o da dar bir açı aralığı yani şu. Ama dar bir açı aralığında böyle giden ışınlar var. Başka ışınlar gidemiyor, ulaşamıyor. Tamam mı? Başka ışınlar ulaşamıyor yani. Onların da ulaşabilenlerin de açısı rastgele bir aralıkta, dar bir aralıkta. Onun dağılımı var. O şekilde yine sinüzoidleri topluyorsunuz. Tabii buradan ayrılış açısı var. Buraya geliş açısı var. Evet, bir açı aralığı var daha doğrusu. Bu şekilde bunların toplamı şeklinde yazılmış. Şimdi evet burada two subray subraylere eşit güç veriyor. Daha kolay olması açısından. Bakalım. Evet. Bu şey Laplacian power azimut spektrum. Yani Laplace dağılımı bir şey diye bir şey var. Laplace dağılımı. Yani bir ortalaması var. Ortalama. Değil mi? Şurada gördüğümüz gibi. Mean angle of arrival. Mean angle of arrival var. Tamam. Onun etrafında e üzeri eksi bir şey şeklinde inen bir power azimut spektrum var. Kaç tane eşit parçaya m eşittir 2 diyorsan m artı 1 3 oluyor. Yani şu 1 bölü 3 olacak şekilde eşit parçalara bölüyorsun. Evet. Evet.
Şimdi şu ray based fading'in koduna bir bakalım. Plot ray fading. Şimdi şey 2 GHz frekansında örnekleme frekansım 5 yani 50.000 120 kilometre bölü saat hızında hareket eden bir taşıt var. Örnekleme aralığı 1 bölü örnekleme frekansı. Kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye çevirmiş burada. Burada dalga boyunu bulmuş. Şurada power delay profile'ı pad'ler var. 0 dB, eksi 1 dB, eksi 9 dB, eksi 10, eksi 15, eksi 20 dB olarak böyle azalıyor power delay profile'ı. Bunların da delay'leri, bunlar cluster'lar yani, tamam mı? Cluster'lar sanırım. Bunlar da 310 nanosaniye, 710 nanosaniye, 1090, 1730, 2510 nanosaniye olarak gecikmeleri var bu padlerin. Şimdi angle of departure 50. Angle of arrival 67.5. Tamam. Hocam şu an MATLAB sayfasını gösteriyorsunuz. Bana gelmiyor ama pardon, diğer arkadaşlar gidiyor mu? Bir dakika. Pardon. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Olabilir. Tekrar şey yapalım. Tekrar bakalım. 2 GHz örnekleme 50 kilo 50 kilo örnek bölü saniye. 120 kilometre bölü saat. Bu da buradan metre bölü saniyeye çevrilmiş. Dalga boyu da frekanstan bulunmuş. Böyle cluster'lar var. Her biri farklı yönlerden gelebilir. Cluster'ların güçleri eksi 1, eksi 9 diye baştan verilmiş bize. Bu şekilde verilmiş. Gecikmeleri de 310, 710 bunlar nanosaniye. Nanosaniye. Yani anladığım kadarıyla buna sonra bakacağım. Angle of departure 50. Her bir pet için 50 demiş yani. Her bir şey için. Bunların hepsi için 50 demiş. Azimut spektrum. Şimdi sonra ne yapıyor? Generate phase, gen phase bir bakalım. Gen. Evet. Evet. Theta line of sight, angle of departure of line of sight path in degree. Yani baz istasyonundan çıkan o ışının çıkış açısı. Belli bir referansımız var. Ona göre çıkış açısı bunu 0 derece almış. Öteki neydi? MS theta line of sight. Angle of arrival bu da. Yani şöyle düz bir çizgi var arada böyle oradan gidiyor şey yani line of sight düz olarak. Line of sight hattını referans almış 0 derece. Tamam böyle gidiyor. Bu azimut spektrum ne demek? 2 derece şeyden 2 derecelik bir spektrumu var yani çıkan şeyin ışığının. Hani mobile station'a ulaşabilenden bahsediyorum yani. O 2 derecelik aralıktan giden bileşenler ulaşabiliyor sadece. Mobile'da da 35 derece aralıktan geliyor şey gelenler yani. Gelen ışınlar. Yani böyle bir hüzme gidiyor şeyden. Belki de baz istasyonundan çıkıyor. Yani yönlü bir anten var. Bu o cluster'a şeye çarpıyor ışığı yansıtıcıya. Dağılıyor. 35 derecelik bir aralıktan mobil istasyon bunları alabiliyor yani. Böyle bir şey üretilmiş. Onun dışında ESAOD degree angle of departure. Bu da diğer
şey bahsediyoruz herhalde. Bu da bir yerden yansıyarak gidenden bahsediyor burada. Bir de 50 dereceden giden bir şey var. MSAOA. O da 67,5. Yani bunları neye göre verdi bilmiyorum. Bunlar rastgele seçiliyor yani. Rastgele veriliyor bunlar. Örnek olsun diye yani. Evet. Ondan sonra radyana çevirmiş. Assign offset diye bir fonksiyon daha var. Assign offset, line offset bu 0 derece. Buna referans olarak öteki de 50 derece. Yani bize 50 derece veriyor. Bu da 1 dereceydi. Sonra ne yapıyor? Pardon. Offset equal power supply. Bir tane daha fonksiyon. Bu bayağı karışıkmış arkadaşlar. Bu. Evet. Evet. İki, beş, 35. Degree 2 derece olduğu zaman şöyle tetalar var. Eşit parçalara bölmüş. Bunları şuradan alıyor, pardon. Bu şekilde. Evet. Onları tetaları alıyor. Evet. Buradan da fazları üretiyor. Bunları buraya veriyor. Ray fading. Bir şunu da açayım. Ray fading. Eskiden gördüğümüz ray fading. Ha, yok. Bu bunun için. Evet. Tamam. Bir bakalım nasıl bir şey çıktığını bir görelim. Evet. Sonuç olarak bunu çok iyi anladığımı söyleyemem. Yani ama şu anki haberleşme sistemleri için ben bunun çok kullanıldığını görmedim açıkçası. Neyi gördüm daha çok? Clark'ı gördüm en çok. Bir de JX gördüm. Yani filtered white Gaussian noise kullanmak bizim için yeterli olabilir. Bu dersi de bitiremedik tabii. Uzun sürebilir. Kanal frekans seçici oluyordu. İmpanslar. Delay spread olduğu için frekans seçici kanalı oluyordu. Şimdi de hız olduğu için, Doppler olduğu için zamanda kanal değişken oluyor. İkisini birleştirmek lazım. Yani kanal hem frekansta değişkenlik gösterecek hem de zamanda değişkenlik gösterecek. Bunu yapmanın yolu tap delay line model. Yani bir tane filtered white Gaussian noise'da bir şey üreteceğim. O birinci pet için olacak. Sonra ikinci pet için bir tane daha üreteceğim. Üçüncü pet için bir daha üreteceğim. Kaç tane pet varsa onları sonra kaydırıp toplayacağım. Buna tap delay line deniyor. Tamam mı? Bu şekilde. Yani bunu mesela filtered white Gaussian noise yöntemiyle üretiyorum. Bir tane. Kaç tane pet varsa hepsi için üretiyorum. Ve onları topluyorum. Tamam mı? Gelecek ders bunlara bakacağız. Tepler bize verilmiş olabilir mesela 5G standardında var pet delay'leri.
bizim örnekleme frekansımız tam bunun kat örnekleme frekansımızın katları olmayabilir. Onu yuvarlayamasını öğretiyor burada. Daha sonra da Sui kanal modeli. Aslında bu kullanacağımız şeylerden biri de bu olacaktır. Çünkü hem böyle tepler var, yani power delay profile var, hem de Doppler var. Yani hem frekansta seçicilik var, delay spread yüzünden, hem de Doppler yüzünden zamanda seçici kanal değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bu Sui kanal modeli, Stanford Üniversitesi'nin kanal modeli aslında yine kullanabileceğimiz kanal modellerinden biri. Bu şekilde. Mesela 3 tane pet var. 3 peti de üretmiş. Bunları topluyor, kaydırıp topluyor yani. Tamam mı? Bu şekilde bir şey. Ana kod var. Parametreleri çekiyor. Hangi tip kanal olduğuna göre. A, B, C yine kanal modelleri var. Filtered White Gaussian Noise, size demiştim hani bu çok kullanılıyor diye. Filtered White Gaussian Noise modeli burada var. Ve şeyimiz bitiyor. Bunu gelecek hafta yapacağız. Tamam mı? Dolayısıyla bizim için burada en kullanışlı olan Filtered White Gaussian Noise, ilk gördüğümüz şey o. Power delay profile üretmesini de biliyoruz. Exponential azalan bir şey. Onları birleştiren model de Sui kanal modeli. Yani şurada tekrar döneyim. Sui kanal modeli. O ikisini birleştiren kanal modeli. Yani günümüzdeki mobil haberleşmeyi modellemeye yakın kanallardan birisi. Sadece Doppler spektrumu farklı yani burada. Şey değil. U şeklinde bir Doppler spektrumu yok. Biraz farklı bir Doppler spektrumu var. Ama kendi Doppler spektrumumuzu da buraya entegre edebiliriz. Yani U şeklinde. Yani bu ters U şeklinde bir şey. Ama kendimiz U şeklinde bir şey de yapabiliriz. Ekleyebiliriz. Yani kodda onlar da opsiyonlarda var. O zaman Salı günü bunlara devam edelim. Bazı şeyleri üstün körü geçtik ama hakikaten bunları kitapta da çok detaylı anlatmamış. Amacımız MATLAB kodlarını görmek ve bunlardan bizim için kullanışlı olanları söyledim. Yani onları kullanıp onlar üzerinden bir ödev vereceğim. Onları kullanabileceğiniz bir ödev vereceğim. Ve o şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra da MIMO kanal modellerine gideceğiz. Bu şekilde kanal modelleri epey zamanımızı alacak ama ondan sonra recoding gibi konular göreceğiz önümüzdeki ay. Sorusu olan var mı? Evet, 6 tip kanal modeli göreceğiz. Bunlardan kolaydan zora doğru gidiyor. 1'den 6'ya doğru kolaydan zora doğru gidiyor kanal. Bu line of sight, bu non-line of sight, yani en zor kanal. Daha dağlık bir alan, şehir içi falan yani bu şekilde. Sorusu olan yoksa haftaya salı sabah görüşelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler hocam. Ben de günler.